TV'den herkese merhaba, ben Büşra Cin. Diaspora Günlüğü programıyla karşınızdayız. Bugün Test TV'deki ilk yayınım, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ve Test TV ekibinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Her hafta birbirinden değerli konuklarımla birlikte dünya, Amerika ve Türkiye gündemine dair konuları konuşacağız. Bu haftaki konumuzsa Fethullahçı terör örgütü. Peki 15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşanmıştı? Kısaca onları da hatırlayalım dilerseniz. Sizlerin de bildiği üzere 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde 62 polisimiz, 5 askerimiz ve 173 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 251 şehidimiz vardı. 251 kişi darbeciler tarafından maalesef şehit edildi. Emniyet mensupları ve sivil vatandaşlarımız da yaralandı, yüzlerce kişi bildiğiniz üzere. Darbecilerin özellikle en ağır silahlarla bombaladığı Özel Harekat Daire Başkanlığı maalesef kullanılamayacak duruma gelmişti. Geriye acılı aileler, yetim ve öksüz çocukları kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi F-16 savaş uçaklarıyla bombalanmıştı. O geceyi iyi hatırlarsınız. Buna rağmen orada bulunan hiçbir milletvekili bulunduğu yeri terk etmediler. Siyasi partiler o akşam tek yürek oldular ve darbeye karşı, hain darbe girişimine karşı hepsi direndiler. Boğaziçi Köprüsü de darbeciler tarafından trafiğe kapatılmıştı. Köprüde darbeye direnen sivil vatandaşlara ateş açtılar maalesef o gece. Köprüde de 2 polis olmak üzere toplam 34 vatandaşımız şehit edildi. Ve 8 saati aşkın bir süre sonra da darbeci askerler, köprüdeki darbeci askerler o akşam teslim oldular. Tüm Türkiye'de çok sayıda sivil şahsa ait ev ve araçlar, kamuya ait araç ve binalar darbeciler tarafından zarar görmüştü. Üzerinden yıllar geçse de vatana karşı yapılan hainlik asla unutulmuyor. FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz bugün değerli konuğumla birlikte Fethullahçı terör örgütünü konuşacağız demiştik. Konuğumuz gazeteci yazar Nedim Şener. Peki dünden bugüne neler yaşandı? 2016 hain darbe girişiminden sonra FETÖ üyeleri kurumlardan temizlendi mi? Kimler itirafçı oldu ve en çarpıcı itiraflar nelerdi? FETÖ darbe girişiminden sonra kaç kişi tutuklandı ve devlet kurumlarından ihraç edildi? Devlet kurumlarına ve askeriyenin içerisine kaç yılında sızdılar? Bunların da detaylarına bakacağız. Malum birkaç gün önce de İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yeni bir rapor yayımlanmıştı. Onun da detaylarına bakacağız bugün hep birlikte, konuğumuzla birlikte. Türkiye'den kaçıp farklı ülkelere sığınan FETÖ'cülere hangi ülkeler destek veriyor? Bu önemli konuların başlıklarına ve daha fazlasına değerlendireceğiz bugün Sayın Şener'le birlikte. Sayın Şener, yayınımıza hoş geldiniz. Siz 15 Temmuz hain darbe girişimine en yakın şahit olanlardan birisiniz. O akşam CNN Türk Televizyonu'nda bulunuyordunuz. Siz de evinizde haberi almıştınız ve daha sonrasında oraya gittiniz. Siz kanala gittiğinizde neler yaşanmıştı ve halk da o akşam desteğe gelmişti. Bizi o geceden biraz bahseder misiniz? Beni davet ettiğiniz sağ olun. Kanalınıza ve sizlere elimden gelen desteği vermeye çalışacağım. Yayına başlayalım, hayırlı olsun. Sağ olun Nedim Bey, başlayalım. O gece daha önceki darbe girişimlerinden farklı olarak, bakın 27 Mayıs 1960 darbesinde, 12 Eylül 1980 darbesinde olmayan bir şey oldu. Bir millet ayağa kalktı ve darbecilere elinde hiçbir bir taş tanesi, bir çakı, bir bıçak dahi olmadan onları kendi evlatları zannederek bedenleriyle karşı durdular. Ama o hainler, Fethullahçı terör örgütünün yetiştirmeleri hainler, Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyesinin üniformasını giymiş hainler, onlara acımadılar. Ve 251 tane insanımız şehit oldu o gece. Bunun içinde 15 yaşından 75 yaşına kadar insanlarımız vardı. 2193 insanımız gazi oldu ve 80 milyon ihanete uğradı. Ve bu aslında dünya demokrasi tarihine geçecek bir olaydır. Bu aynı zamanda bir anlamda FETÖ'cüler tarafından işgal edilmiş ama her tarafıyla işgal edilmiş. Bir devleti milletin kurtarış efsanesidir, destanıdır. Bunu kimse, yani eli kalem tutanlar, birçok insan bir şeyi görmüyor, bunu yazmıyorlar. Hatta ben şöyle diyorum, bu darbe girişimine yeterince değeri vermeyen insanlar, özellikle bazı muhalif kendini solcuyum da diyen insanlar şöyle davranıyorlar. Her yıl 365 bin çekiyor ama 2016 364 bin çekiyor onlar için.
15 Temmuz yaşanmamış gibi davranıyorlar. Onun dışında her şey var ama darbe girişiminle ilgili ne oldu, ne bitti ve bu millet ne yaptı, neye karşılık verdi, bunun hiçbirini değerlendirmiyorlar. Osmanlı Devleti ne hale gelmişti ama millet ayaklamıştı Kuvayi Milliye adı altında ve Mustafa Kemal Anadolu'daki o direnişi gözlemleyen ve oradaki enerjiyi gören birisi olarak Samsun'a gidip o mücadeleye yön verdi, liderlik yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu yani. 15'te ne zaman devlet başı sıkışsa bu millet her zaman devleti ayağa kaldırmış bir şeydir. O yüzden bazen de daha ağır sonlar da yaşanabilmiş tarihimizde. Genç insanların ileride mücadelesine bu devlet çok ihtiyaç duyacak. Bilgili insanlara, geçmişte ne yaşandığını gören insanlara. 1960'ı, 12 Eylül 1980'i bir yere koyup 15 Temmuz'u görmezden gelenlere karşı vereceğiniz böyle şey gibi, taş gibi sağlam cevaplarınız ve duruşunuz olacak ki onlara tarihi öğreteceksiniz. Evet. Görüntüler de bir yandan zaten dediğiniz veriyor. Evet. O geceyi. Siz öğrendiğinizde o gece neredeydiniz ve kanalda neler yaşandı? Ben bunu anlattım. O anlattım yani. Halk etrafını çevirmişti. Hı-hı. Ve kanalı boşaltmak üzereydi askerler. Oradakileri silah zoruyla boşaltmaya çalışıyordu. Ben tabii biraz onlarla mücadele ettim. Biraz kavga gürültüden sonra baktım bu böyle olmayacak. Beni çünkü enterne ediyorlar. Ben aşağı inip bu sefer aşağıdaki kapıyı açtım ve vatandaşlar içeri girdi. Ondan sonra da zaten darbeciler teslim oldu. Olayın bir yönü buydu tabii. Ama asıl fotoğrafın genişine bakmak lazım. Ondan sonraki davalar sürecine, FETÖ temizliğine yönelmek lazım diye düşünüyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında birkaç gün önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının temellerin tespitine ve ilk ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin bir rapor hazırlandı. Rapora göre FETÖ üyelerini 1977 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine yerleştirmeye başlamış. Bu kişilerden bazılarının ise 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde darbe teşebbüsüne katıldığı, diğer kişilerin ise üyelik faaliyetlerine gizlilik içerisinde devam ettikleri belirtildi. Peki Sayın Şener, siz yeni rapor hakkında neler söylemek istersiniz? Bu raporda dikkatinizi çeken ayrıntılar oldu mu, bize anlatır mısınız? Şimdi ben raporu ile ilgili haberleri gördüm ve doğru tespitler var. Orada askeri liselerde öğrenciyken tırnak içinde irticai faaliyetlere ya da işte ne diyelim gerici faaliyetlere katılan öğrenciler olarak sınıflandırılmış bu isimler. O zamanki adı Nurculuk faaliyetleri, Nurculuk çerçevesinde değerlendiriliyor. Ve o öğrencilerin zaman şöyle bir ilginç bir şey var. Bunların hakkında bazıları hakkında işlemler de yapıyor. Tam 30 yıl sonra 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminde bulunuyorlar. Yani dolayısıyla bu her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmeye çalışan ve karşısındaki herhangi bir şekilde direniş gösterici iktidarı devirmeyi zaten baştan kafasına koymuş bir örgütten bahsediyoruz. Bunları kendi için mi yapıyor? Hayır. Şu anda sizin de maalesef bulunduğunuz, maalesef demiyorum pardon, sizin de bulunduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için. Çünkü biz karşımızda Fethullahçı terör örgütü derken bir dini örgüt yapılanma cemaatten bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ele geçirdiği, başlangıçta belki Nurculuk diye başlamış, 1970'ten bahsediyoruz, 77 yılından bahsediyoruz. O günkü hükümet, o günkü askeri yetkililer bunları haindir, iyi hain yetiştirilir burada da diyerek içine almadılar herhalde. Bunlar bir şekilde hep kendini gizleyerek, sorular çalarak, kod adları vererek, evlere gidip gelerek kendini oralara yerleştirdiler. Ve bir program içinde yürüttüler her şeyi. Ve ilginç tabii bir şey yaptılar. Birçok böyle gruplar askeriyede veya başka devlet bürokrasisinde yer bulmuştur. Ama onların belli tanımları var ve onlar tespit edildiğinde anlıyorsunuz bunun kim olduğunu, neden, nereden geldiğini falan. Fethullahçı terör örgütü üyelerinin ilginç özelliği şu: dönem neyi gerektiriyorsa o kimliğe de bürünebiliyor. Yani siz bu adamlar Nurcu, FETÖ'cü falan diyoruz ama biz bunları kamu alanında, yani okullarında, askeri birliklerinde eşlerini, eğer başları açıksa başını açıyorlar.
Başı açıksa da havuzluğa, yani ortak kullanılan havuz, erkek kadın giren havuzlara götürüyorlar. Orada havuzlara sokuyorlar ki sicillerine başka türlü işlenmesin, kendini gizleyebilsin. Yani kendi ailesinin namusunu, şerefini bile örgüt amaçları için kullanabilen insanlardan bahsediyoruz. Evliliğini gizli bir şekilde katalogdan yapan ve başı kapalıysa mutlaka açtıran, bunu da Fethullah Gülen, bunu yaparsanız cennete gidersiniz, bu bizim için çok önemli diye gerekçelendiren bir örgütten bahsediyoruz. Çocuk sahibi olduklarında kendi çocuklarına isim bile veremeyen, FETÖ elebaşından isim gelmeden kendisi ikinci ismini veremeyen bir mankurtlardan ordusundan bahsediyoruz. Adil Öksüz Pensilvanya'ya gitti. Her bir adımında darbe girişimi planlarını onayladı. 11-13 Temmuz'da son toplantıdan sonra gelip 15 Temmuz darbe girişimini yaptı. Burada bunun başarısız olmasının sebebi neydi? İnsanlar da biraz temel bilgiler açısından yararlı olur. Bu aslında bizim 16 Temmuz 03 darbesinden bahsediyoruz. Yani FETÖ'cülerin planladığı şey 16 Temmuz günü 03'te gerçekleşmek ve başarısı üzerine kurulmuş bir darbe girişiminden bahsediyoruz. Ama yine FETÖ'cülerin içinden bir kişinin, bir binbaşının kendisine verilen bir görevi ihbar etmesi sonucu MİT'e gidip bunun da genelkurmaya bildirilmesinin ardından yaşanan karmaşa, bir takım kararların alınmış olması darbe girişiminin öğrenildiği düşüncesini yarattı FETÖ'cülerde. Ve bunun üzerine darbeyi 16 Temmuz 03'ten 15 Temmuz 21'e çekmek zorunda kaldılar. Erkene çekmek zorunda kaldılar. İşte bahsettiğiniz saatlerde tam da ben, ilginçtir ki Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın FETÖ çatı iddianamesini okuyordum evde. Yani o gece FETÖ çatı iddianamesi, yani Türkiye'de hazırlamış en kapsamlı, o tarih itibariyle evet, FETÖ çatı iddianameydi. Onu okuyordum. Bir yandan da televizyonda bir takım hareketlilik başlanıyor. Terör saldırısı deniyor. Saat 10'a kadar ne olduğunu aşağı yukarı tam bilemedik. Ulaşmak istediğimiz kişilere ulaşamıyoruz. Demokrasinin en doğrudan hedef alındığı 15 Temmuz gecesi, demokrasinin Kâbesi diye adlandırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin iradesinin gerçekleştiği millet meclisinin kapatılacağı, lağvedildiği, kapattık dendiği gece sen ne yapıyordun? Ne yapıyordu birileri? Güvenli evlerde saklanıyordu. Birileri ne yapıyordu? Belediye başkanının evlerinde saklanıyordu. Daha sonra kontroller falan diyorlardı. Ne yapıyordun o gece? O gece direnmiyorsan, yani FETÖ konusu şöyle bir konu değil. O gece direnmiyorsan benim için hiçbir anlamın bile yok demokrasi bağlamında. Demokrasi dediğin ne? Demokrasi o gece 251 şehidin verdiği mücadelenin adıdır. 2193 gazinin verdiği mücadelenin adıdır. Bu milletin verdiği mücadelenin adıdır. Öte tarafı hepsi bana hikaye geliyor. Mehdilik, hatta peygamberle eşitleyen, halifelerle eşitleyen, Allah'la konuştuğunu iddia eden bir meczup. Bu kendilerine lider yapmışlar, o tahta görüyorlar. Şimdi böyle kendini seçilmiş, üstün bir varlık olarak gören kişilerin herkese yaptığı kötülük karşısında susan kesimleri biz de tabii seyrediyoruz. Ama herkes müşteri olsun. Gerçekten devlet çok önemli bir mücadele veriyor ve millet de bunu çok iyi destekliyor. Bütün kazancımız budur. Bakın 15 Temmuz'u sizden rica ediyorum Büşra Hanım. Hiçbir ortamda insani boyutunu atlayarak anlatmayınız. Yani 15 Temmuz neydi? Darbe miydi? Şuydu darbe falan. Bakın İnsan bedenlerinin asfaltlara tank paletleriyle yapıştırıldığı, bedenlerin, kolların, başların bedenlerden ayrıldığı bir geceydi. PKK terör örgütü de neredeyse belli kesimler tarafından 40 yıllık katliam tarihi yok sayılıp silinen belleklerin üzerine demokrasi, özgürlük mücadelesi, ekolojik örgüt falan gibi kadın haklarını savunan örgüt muamelesi görür hale geliyor bazı kesimler nezdinde. Ben hep insanlara örnek veriyorum. Terör örgütü PKK'ya aktif karşı çıkmanız için Allah korusun illa canınızın mı yanması lazım? Bunu anlatma, yani buraya katılmamın, yani bu tür platformlarda bile bu konuşma isteğimin nedeni bu boyutunu hatırlatmaktır Büşra Hanım. Dolayısıyla rakamlar çok kolay. Bana diyebilirsin ki ne kadar FETÖ temizliği? Ben size söylüyorum. 20.600 TSK'dan, emniyetten 30 bin rakamını da veririm. İşte sivil bürokraside çok az ama %5'leri falan buluyor gibi rakamları söylerim. Ne anlatır bu bize?
Hiçbir şeyi. Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, Yunan medyasında açıklamalarda bulundu. Kanter'in açıklamalarına Yunan medyasında geniş çaplı yer verildi. Kanter bu açıklamasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hedef alan açıklamalarda bulundu ve Türkiye'yi karaladı bu açıklamalarında. Kanter verdiği bu röportaj içerisinde Türkiye için Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına ve deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum dedi. Ayrıca Türk hükümeti yaz boyunca Akdeniz'de Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarında arama yaptı diye de ekledi bu açıklamasına. Kanter bunlarla da kalmayıp Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırılarına tanık olduk. Cumhurbaşkanımız için de Erdoğan durdurulmalı ifadelerini kullandı. Peki Kanter'in Yunanistan medyasına verdiği röportaj için neler söylemek istersiniz? Yani şimdi CNN'in kendi muhabirleri var. Türkiye'nin orada bu tür bir faaliyeti olup olmadığını kendi araştırabilir. Ama bütün mesele şu, işte bir Türk bile bakın Türkiye'yi suçlayabiliyor. Onların gözünde o evet. Türk olarak görüyor. Biz onu Türk olarak görmüyoruz o tür adamları. Yani Türk yalan söyleme, hakikati söyler. Dolayısıyla onları çok fazla ciddiye almaya gerek yok. Yani kendilerine sahip çıktığı için de ayrıca Yunanistan'a teşekkür etti o konuşmasında da. Tabii şöyle bir şey, Yunanistan'ın konumu gülünç ötesi şey, yani böyle nasıl söyleyeyim? Hani bütün dünya, mesela Amerika açık açık FETÖ'yü kolluyor, Avrupa kolluyor. Bazen sivil imamlar öğretmeniz falan filan diye böyle kendince, tamam bu adam darbeye karışmış, bunu kolladın. Peki darbeye katılmış olanları korumak, kollamak hangi hukukta var? Demek ki anlıyorsun ki bu adamların derdi demokrasi falan değil. İster darbeci ol ama onun çıkarına hizmet ediyorsan seni onlar ödüllendirirler. İşte Enesos Kanteros'a yaptıkları gibi veya bir takım muhalefet liderlerine manşet yapmaları gibi. Yeter ki sen emperyalizmin amacına hizmet et, onlar seni ödüllendirirler. Vatandaşlık da verirler, madalya da takarlar, yeter. Ama Allah öyle ödüllerden ve onların şerrinden hepimizi korusun. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir YouTube kanalında, YouTube kanalının ismi de Advocate of Silence Turkey adlı kanalda birçok isim bir araya geldi ve Türkiye hakkında konuşmalar yaptılar. Ancak bu konuşmalar Türkiye karşıtı konuşmalardı. Konuklar arasında Enes Kanter vardı ve Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü yapmış ve zamanında Zaman Gazetesi Genel Müdürlüğü yapmış Abdülhamit Bilici de bu konuşmalarda yer aldı ve Türkiye karşıtı konuşmalar yaptı. Bir dikkat çeken diğer isimse o programdaki HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu. Gergerlioğlu FETÖ ve PKK ile mücadeleyi hedef aldı aslında. İlk olarak Kanter hakkında sormak istiyorum. Yani sporcu olmasına rağmen alanı basketbol yerine Türkiye düşmanlığı yaparak Türkiye'yi karalama kampanyalarına devam ediyor. Türkiye karşıtı konuşmalarına devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde milletvekilleriyle görüşüp Türkiye aleyhinde de çalışmalarına devam ediyor. Yani sizce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a karşı olan düşmanlığı Türkiye düşmanlığının da mı önüne geçti? Neler söylemek istersiniz? Yani kim Türkiye'nin karşısında duruyorsa Kanter onu destekliyor aslında. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Daha sonrasında da HDP milletvekilinin açıklamalarına da değinelim. Zaten şöyle, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi de, yani 17-25 Aralık sürecinde de FETÖ-PKK ilişkisi vardı. PKK'nın siyasi oluşumu HDP'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani güya 15 Temmuz'a hep beraber direndik, işte milletçe direndik, milletvekilleri diyor ya, biz bütün partiler karşı çıktı falan. Peki 5. yılı olmak üzere olmadan bu sözler nasıl söylenebiliyor? Bakın çok ciddi tartışmamız gereken konular var. Daha 5 yıl da olmadı. 5 yıl, 4,5 yıl önce bu ülkenin meclisi bombalandı. O gece direniş gösteren millet bir takım adli soruşturmalardan muaf kalması için yasa çıkarıldı biliyorsunuz. O gece olan olaylarla ilgili işte kamu zararı varsa işte, o anda çünkü direniş sırasında kimsenin elinde hiçbir şey yok. Ama işte yoldan bir şeyi aldı, attı falan.
Şimdi bunlara ceza verim, yani bunlarla ilgili kovuşturma soruşturma yapılmasına dair bir yasa çıkarıldı. Koşa koşa bunu iptali için meclise, şey, Anayasa Mahkemesi'nden kimdi? CHP'ydi. Anayasa Mahkemesi onu da iptal iptal etmedi. Yani onlar iptal istediler. Anayasa Mahkemesi burada anayasaya aykırılık yoktur dedi. Bunların unutulduğunu falan zannediyorlar. Bunların hiç görülmediğini falan zannediyorlar, değil mi? Dışarıdan FETÖ'cüler yapıyor. Dışarıdan FETÖ'cülerin beceremediği kadarını bile yapıyorlar. Bak, dışarıdan FETÖ'cüler bu kadar başarılı olamıyorlar. Onlar çünkü gerçeği aramak diye bu kontrol darbeyle ilgili raporu yazdılar. CHP'liler daha sonra bunu kontrol rapor falan diye bir şey yaptılar, birleştirdiler. Onların raporu burada tartışılmadı bile. Birkaç tane etki ajanı bulup gazeteci kılığında onlara bir şeyler yazdırdılar. Belgesel çektirmeye falan kalktılar. Onları kullanmaya kalktılar ama o ters yüz oldu. Onlar da gördüler ne olduğunu daha sonra başlarına gelenden sonra. Ama Türkiye'deki siyasette onların sözü daha da duyulur hale gelmeye başladı. Ve bunu ilginç bir şekilde, bakın ben size söylüyorum. Terör örgütlerinin, PKK'nın ve FETÖ'nün bugün ayakta duruyorsa hala iki tane önemli desteğinden dolayı. Bir tanesi uluslararası destek. İşte PKK Amerika'dan, Avrupa'dan destek alıyor. Aynı şekilde FETÖ'de. Peki HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuşmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşmalarında OHAL ve KYK'ya değindi. Türkiye karşıtı konuşmalar yaptı. Türkiye son 5 yılda son 100 yıllık tarihinin en kötü zamanlarını yaşıyor olarak da belirtti. Neler söylemek istersiniz? Evet, Türkiye gerçekten son 5 yılda tarihin en kötü dönemini yaşıyor ama FETÖ'cüler ve PKK'lar için. Örgüt elebaşları etkisiz hale getiriliyor. Şimdi PKK için gerçekten son 5 yıl çok kötü oldu. Evet, haklılar. FETÖ için TSK'da 30 bine yakın FETÖ'cüyle ilgili işlem yapıldı. 20.600 ihraç edildi. FETÖ için gerçekten son 5 yıl çok kötü geçti. Ve olmadık, bir şey söyleyeyim. Gelecek dönem Gergerlioğlu duysun bunu. Gelecek dönem gerçekten daha kötü olacak onlar için. Yani Türkiye hakikaten bugünleri bile arayacakları günler gelecek. Onların haberini şimdiden verelim onlara da. Çünkü kendisi şey demiş, Türkiye'de cehennem ortamı oluştu demiş. İşte bakın, onlar için bu ülkeyi cehenneme çevireceğiz. Bak, millet olarak, bir millet olarak FETÖ'cüler ve PKK'lar, onun gibi yardakçıları için, Gergerlioğlu gibi HDP'lileri yardakçıları için, PKK'nın sözcüleri için bu ülke gerçekten cehenneme dönecek. Cehennem derken bunu kastettiğim fiilen bir şey değil. Huzursuz olacaklar. Hep huzursuz olacaklar, hep mutsuz olacaklar. Çünkü niye? Amaçlarını gerçekleştiremeyecek. Peki Nedim Bey, FETÖ'cülerin Amerika'da Türkiye'ye karşı yürüttüğü karalama kampanyaları için Amerika'da yaşayan Türk toplumu için ne gibi tavsiyeleriniz olur acaba? FETÖ'cülerin en büyük şeyi, özelliği etki yaratmak. 3000-5000 tweetle sosyal medya gündemini belirleyebiliyorlar. Yani gündemi şeyler, değiştiriyorlar tamamen. O yüzden ya hiçbir bir şey yapamıyorsun kardeşim. Otur, bu ülkenin menfaatleri ne olmuş? Onu paylaş. Eleştireceğin şeyi eleştir. Ama özgün ve isminle yap bunu. Onlar gibi resimlerin arkasına gizlenmeyin. Açık açık bunu yapın. Çünkü madem bir şey yapmak istiyorsunuz, hani tavsiye babında, en kısa vadede hemen bir sosyal medyada birbirinizi takip edin. Birbirinizle iletişimde olun. Onlar çünkü öyle yapıyorlar. Enes Kanter bahsettiğiniz aşamada neye göre yapıyor? Yani oturmuş Enes Kanter vakit ayırmış, bütün Ege meselesini, Doğu Akdeniz meselesini okumuş. Analiz yapmış ve demiş ki, evet, Türkiye ile Yunanistan karşılaştırıldığında Yunanistan haklı. Yani adama desem Lozan Anlaşması kaç yılında imzalanmış? Daha sonra başka bir anlaşma var mı bu konu düzenleyici? Sayın Şener, 10 Aralık'taki yazınıza değinmek istiyorum gazetedeki. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gitti demiştiniz. Yani karada, denizde ve havada FETÖ ile mücadeleye devam ediliyor demiştiniz. Konsept değişikliği derken burada neden bahsetmek istediniz? Biraz detaylı açıklar mısınız bize? Yani şöyle, zaten evet. Savcılık Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı içerisinde bir bilgi havuzu, veri havuzu oluşturmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlıkları. Bu olaylara aktif katılmıyorlardı.
Savcılıklar gözaltı kararı veriyordu. Polis işte evinden, lojmanından bunları gözaltı işlemi yapıyordu. Şimdi operasyon öncesi bütün bu saydığım kuvvet komutanlıkları savcılıklarla işbirliği yapıyor. Belirlenen isimler tek tek elden geçiyor. Yeni telefon numaralı tespit edilmişse onlar özlük bilgileri paylaşılıyor ve daha net somut operasyonlar yapılıyor. Nitekim bunun sonucunda İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın geçen hafta yaptığı 304 kişinin gözaltına alındığı operasyon bunun ilkiydi. Onun için ben bu operasyon niye önemli? Daha önce de yüzler, 150, 200'e yakın gözaltılar vardı ama 304 kişi nasıl yapılabildi diye peşine düştüm. Savcılık örneğin 50 tane TSK mensubuyla ilgili gözaltı kararı var. Bunu diyelim ki bunun 10 tanesi, ya bunların hepsi deniz kuvvetlerinden olsun veya da kara veya jandarma deyin. O komutanlıklardan bu konuya hiçbir şekilde müdahil olunmuyordu. Yani durun bunları niye alıyorsunuz veya buyurun alın gibi iki yönlü de herhangi bir şey yoktu, tavır yoktu. Oysa yani şöyle bir anlamda sizin kapınıza kadar gelmiş kuvvetten, birliklerden askerler toplanıyor ve siz komutanlık olarak hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hiçbir tavrınız, hiçbir tepkiniz de yok. Ama şimdi bu değişti. Dolayısıyla operasyon öncesi kuvvet komutanlıkları savcılık ve emniyetin operasyonel çalışmasına fiilen katılıyor. Dolayısıyla özlük bilgileri dahil olmak üzere teknik bilgiler paylaşılıyor ve operasyonda minimum hatayla gidip çok daha fazla sayıda insan alınıp somut verilerle ifadeler alınabiliyor ve sonunda da operasyon başarıyla tamamlanıyor. Nitekim İzmir'deki operasyona bakın, tamamına yakını hakkında mesela alınıp da bu yanlış alınmış, hata yapılmış falan yok. Hepsi hakkında mesela adli kontrol yeterli bulunuyor. Evet, sorumlu, suçlu ama adli kontrol yeterli bulunuyor, bırakılıyor. İtirafçı oluyor, bırakıyor. Emniyette itirafçı oluyor, bırakılıyor. 100-116 kişiyi de mesela reddediyor suçlamayı ama eldeki delillerle tutuklanıyor. Bu da işte operasyonun başarısını gösteriyor. Bunun ileride çok daha genişleyeceğini öğrendim. O yüzden yazıyı öyle yazdım. Karada, havada, denizde FETÖ'yle mücadele genişleyecek diye. Sayın Şener, her gün biz gazetecilere gelen bilgilere göre ve ajanslara düşen verilere göre bakarsak birçok ilde FETÖ operasyonları devam ediyor. Yani telefonlarımıza düşen bilgilerde de her gün işte 5 kişi gözaltına alındı, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi gözaltına alındı olarak telefonumuza son dakika haberleri de düşüyor vatandaşlarımızın da. Onlar da yakından takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Onlarca FETÖ üyesi her gün gözaltına alınıyor hemen hemen. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için de hepsi itirafçı oluyor aslında. Yani birçoğu diyelim. Siz yeteri kadar gündemde konuşulduğunu düşünüyor musunuz bu gözaltı kararlarının? Ve bugüne kadar kaç kişi ihraç edildi? Ve şunu da merak ediyorum Sayın Şener. İtirafçı oluyorlar demiştik. Bu itirafçıların oranı nedir? Bu konu hakkında bize bilgi verir misiniz? Şimdi tabii dedim ya 15 Temmuz'a her iki kanatta eksik bakıyor ama önemli olan o değil. Önemli olan devletin bu konuda mücadele edip etmediği ve ediyor. Biz bunu görüyoruz adım adım. İtirafçılık konusu da burada önemli bir unsur. Başarıyı sağlayan bir unsur. O itirafçılar bize neyi getiriyor? Sivil mahrem imamları getiriyor. Önemli olan FETÖ'yle mücadelenin devlet içinde ciddiyetle yapılıp yapılmadığı. Burada biz askeri kanat açısından bunun yapıldığını söyleyebiliriz. Sivil kanatta da bir takım şeyler oluyor ama beklenen daha fazlasıdır muhtemelen ve bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Ama itirafçıların oranı %40 civarında. Yani bugün gözaltına alınanların neredeyse yarısı diyelim. Bu dünyada hani herhangi bir örgüt nezdinde bu rakama ulaşamazsınız. %38-40 civarındaki bir oran çok ciddi bir orandır. Ve bunlar yüzlerce binlerce sivil mahrem imamın açığa çıkmasına sebep oluyor. Ve bu sivil imamlardan alınan bazı iddiaları itirafçı oluyor. Alınan ifadelerle operasyonlar daha da genişliyor. Ve toplam sayıyı yanılmıyorsam 9000 civarında itirafçı oluştu. Bu çok ciddi bir çok büyük başarıdır yani. Nedim Bey, ben şunu da sormak istiyorum. Az önce Yunanistan'ın FETÖ'cülere verdiği destekten bahsetmiştik.
Şimdi Joe Biden da Amerika'nın başına gelecek seçildi. Trump'ın şu an gitmesi bekleniyor. Peki Joe Biden da FETÖ'cülere destek... Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma için yıllardan beri kullandığı bir araçtı ve öyle de olmaya devam edecek. Bu Biden'la ilgili bir konu değil. Trump zamanında da böyleydi. Obama zamanında da böyleydi. Ondan öncekiler zamanında da böyleydi. Şöyle düşünün. Dünyada birçok üstün yeteneklere verilen vize türü var. Hani Amerika'da verilen, şu anda FETÖ elebaşına verilen. Bunların içerisinde hangisinde acaba CIA'nin elemanlarının referans mektupları vardır? Yani bir sürü yazar, çizer takımı vardır. Dini lider vardır. Ne bileyim akademisyen vardır. Ve bu tür bir vize uygulamasına tabi Fethullah Gülen. Bunların arasında CIA'den kimler referans mektubu vermiş olabilir? Ben yoktur, buna inanmıyorum bile. Çünkü bu bir din, bir dini cemaatin, bir akademisyenin vize başvurusunda, vize dosyasında CIA elemanlarının mektubu olması demek, o kişinin CIA adına çalıştığının göstergesidir. Yani o ülkenin Amerika'nın güvenliği için çalıştığının göstergesidir. Zaten 15 Temmuz'da Amerika'nın çıkarları ve kendi çıkarları için yapmıştır. Buradaki bütün faaliyetleri öldür. Sayın Şener, son olarak şunu sormak istiyorum size. FETÖ'nün suikastleri ve cinayetleri üzerinde siz sürekli duruyorsunuz. Bunlardan bahsediyoruz. Örnek vermek gerekirse de Karlov suikasti ve Hrant Dink cinayeti. Bunların, yani bütün delillerin FETÖ üyelerini gösterdiğini, yani Fethullahçı terör örgütünü gösterdiğinden bahsediyorsunuz. Bir röportajınızda da okumuştum aynı zamanda bunu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz suikastler ve cinayetlerle alakalı? Ben 2011 yılında Ergenekon terör örgütü üyesi tutuklanmamın yegane sebebi Hrant Dink cinayetini Fethullahçı terör örgütünün parmağını ortaya çıkarmamdır zaten. Bana kumpası kuran Fethullahçı terör örgütünün istihbaratçıları, hakim, savcı, gazetecileridir. Bu dörtlü ayak beni 2011'de Ergenekon terör örgütü üyesi olarak tutukladılar ve 376 gün Silivri cezaevinde kaldım. Bakın ileriki günlerde çok daha güzel gelişmeler olacak bu konuda. Daha gerçekler açığa çıkacak. Çünkü öyle bir şey ki öyle delilleri yok etmişler, onları bulmak o kadar zor ve uğraşmak gerekiyor ki bir de niyetiniz olacak. Yani niyetiniz olacak ki onları çıkarırsınız. Bazen gerçek elinize değecek kadar yakındır ama göremezsiniz. Ama niyetiniz onu ortaya çıkarmaksa bulmamanız imkansız. Peki son olarak programımızın da sonuna geldik. Kısa bir şekilde eklemek istedikleriniz var mı Fethullahçı terör örgütüyle alakalı? Valla bir şey ekleyecek bir şey yok. Konuşacak çok konular var ileride. Şimdilik size ve kanalınıza ve size başarılar diliyorum. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için de bizler size çok teşekkür ederiz Nedim Bey. Sağ olun. Diaspora Günlüğü programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.